Geleceğim bugün. Ya ne konuşacağız ya? Konuşup da vakit kaybetmeyelim. Direktman aksiyona geçelim. Bugün hikayemizde serim, düğüm, çözüm olmasın. Serimi at. Direkt düğüm olalım. Sonra nasıl olsa çözülürüz zaten. Anlamadın. Anlamadığını anladım. Benim canım kahve fincanı. Fincanı taştan oyun, mutfağa koyun. Dekoratif durur, müşteri sever yani. Oldu benim canım, iyi günler. Kim o? Usta. O usta ama sen değilsin. Bu çapkınlık işlerinde daha çıraksın Selahattin. Şeyler dönüyor. Hepsinin farkındayım. Aman sakın. Bak, vallahi çarpılırsın Gülistan ha. Günah almak çok tehlikelidir. Sen bana baksana ya. Ben başka kadınlara benzemem. Sineye çekmem, sana çektiririm. Benim ekonomik özgürlüğüm var, sosyal çevrem var. Muhtelif STK'larda bil fiil görevlerim var. Duyayım öyle bir şey yaptığını. Tutarım kulağından, yallah kapının önüne. Aile dağılır, oğlan da bende kalır. Hiçbir şey değil de tosunumdan, evladımdan nasıl ayrı kalırım ben onu düşündüm. Saçmalama Gülistan. Nereden çıktı bu ayrılık lafı falan ya? Vallahi biliyorsun. Ay delili. Değildi. Neydi o ya? Göz var, izan var. Mıydı? Damsız girilmez. İkili kamera. Değildi. Neydi o ya? Ben ne? İşine gelmediği için unuttun Selahattin. Gözüm üstünde işareti bu. Ayağını denk al. Kırmayayım o ayakları. Alo, kocanız sizi aldatıyor bir dost. Sevgililer günü mü? Ya geçen hafta değil miydi bu ya? Olsun, biz ondan sonra barıştık. Ben hediye hakkımı şimdi kullanmak istiyorum. O zaman ben de sana telefonla joker hakkı veriyorum. Ara benim tapire sor. Ona hediye almış mıyım, almamış mıyım? Vallahi ona da almadım ya. Nikahlı karılar günü değildi ki, sevgililer günüydü. O beni bağlamaz. Ben bağlayayım. He? Fantazi açısından yani. Hiç böyle çılgın şeyler denemiyoruz. Ya Selahattin, ya sana sevgililer günü diyorum ya. Ya kızım, sevgililer günü neymiş ya? Tüketim çılgınlığı. E tamam işte, çılgın bir şeyler deneyelim diyorsun. Al sana çılgınlık. Hmm. Hediye istiyorsun yani. Ama likit olacak. Likit? Şampanya gibi bir şey mi? Hayır ya, pahalı bir şey diyorum ya. Böyle araba, kürk, mücevher, değerli bir şey. Öyle avuç içi kadar dantel donsu diyen istemiyorum. Hop, döndük mü yine fantazi olayına? Seni yürüyorum. Ya Selahattin, niye beni? Seni yürüyorum ben. Dur. Kim arıyor? Seni arıyor. Alo? Ne? Benim karım o. Karım telefon evde kalmış. Kimsiniz? İyi günler. Adıyaman Çimento'ya hoş geldiniz. Bu bir teyp kaydıdır. Pres bir for englis he. Sipariş için bire, genel müdürlük için ikiye basınız.
Sekreter arkadaş yemeğe kadar çıktı da ben bakıyordum. Ben kiminle görüşüyorum acaba? Pardon? Umduğumu bulamadım diyorsan telefonu kapatmak için Noah'ya. Yok, ben tekrar ararım diyorsan yes'e basınız. İyi günler. Ben bittim. Nerede o Rıza? Nerede o hayırsız çocuk? Nurayat'ın babasının elini öptü mü? Orçun okula gitti mi? Babam eve geldi mi? Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Ne oldu? Acun? Yok, televizyon açmıyoruz Selahattin. Yemekte sohbet edeceğiz. Her elit aile gibi. Sen onu buna bıraktın. Telefonunu evde unutmuşsun. Son aranan numarayı aradım. Önemli olan şu. Hı. Eğer Rıza kendini Nurhayat'ın ailesine affettirmezse o milletvekilinin hanımı bizimle görüşmez. O zaman da katlı otopark işi yatar. Öncelikli meselemiz bu. Sen telefon etmişsin de telefona bir kadın sesi çıkmış da bu mu meselemiz? Kadın sesi mi çıkmış? Nereden biliyorsun ya kadın sesi çıktığını? Ben daha söylememiştim ki. Ya Gülistan, ben senin lafının gelişinden nereye gideceğini anlarım. 22 yıllık karımsın. Öğlende de gizemli bir telefon geldi. Kocan seni aldatıyor bir dost diye. Ne? Aa! Öyle bir durum varsa bence ayrılın. Bir evlilik yalan üstüne kurulamaz. Oğlanı da yurt dışına kumaya yollarsınız. Perişan olmasın çocuk. Aman Gülistan, kim bilir hangi manyaklar çoluk çocuk dalga geçiyordur. Aman Gülistan. Ha, tabii. Ben de zaten börek kızartmam lazım. Mutfağa gidiyorum. Sen de üstünü değiştir. Yemek için başka takım giy Selahattin. Ya ev değil, moda haftası ha. Hadi. Yürü lan.